Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. TYT videolarına devam ediyoruz. Doğa ve kimya ünitesinin ikinci videosundayız. Çevre kimyası diyeceğiz. A. Hava kirleticiler. İnsan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olan katı sıvı veya gaz halindeki yabancı maddelerin atmosferde bulunmasına hava kirliliği diyoruz biz arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Tozlar, sera gazları, zehirli gazlar, ozon tüketen gazlar hava kirliliğini oluşturan temel maddelerdir dedik. Fabrika bacalarından çıkan duman, diğer baca ve araba egzozlarından çıkan gazlar da aynı zamanda hava kirliliğine neden oluyor. Asbest dediğimiz madde de yine hava kirliliğine neden olan maddeler arasında. Hocam asbest nedir derseniz, asbest arkadaşlar bir mineraldir. Gerekli bilgiyi şuraya yazdım, okumanızda fayda vardır diyoruz. Fosil yakıt olan kömür ve petrolün yanmasıyla oluşan azotoksitler, kükürt oksitler havayı kirleten gazlardır. Bakın burası çok önemli. Hocam azotoksit dediğin şey ne? NOx, yani bu NO olur. NO2 olur. N2O5 olur. Bunlar bizim için azotoksit. Bunlar bakın neymiş? Zararlıymış. Aynı zamanda SO2, SO3 bunlar da kükürt okut. Bunlar da havaya zararlıdır diyoruz. Peki hocam bunlar niye zararlı? Bunlar havada su buharıyla tepkimeye girerek arkadaşlar asit oluşturur. Daha sonra yağmur olarak yağmurlar tutunup yeryüzüne iner. Bu neye son neden oldu? O zaman asit yağmurlar neden oldu. Neler asit yağmurlar neden oldu? NOx'ler ve SOx'ler. Peki hocam asit yağmurların zararı ne ki? Kötü bir şey mi bu? Tabii ki kötü bir şey. Yeryüzündeki bitki örtüsünü çok zararlar, yakar onları. Hatta şu an bu yağmur olarak düşüyor ya, ben saf halinden bahsediyorum. Saf bir asiti elinizin içine dökseniz tekrar elinizi parçalayarak alttan çıkar. Öyle de zararlıdır, yakıcıdır, yanıcıdır diyebiliriz. Asitlerle alakalı. Tabii yağmur olarak düşüyor. Böyle sert asitler değil. Bunlar da kısmen de olsa bitkilere zarar verir dedik. Su kaynaktan asit oranı artarak suyun kirlenmesine neden olur. Bu da işte suların azalmasına sebebiyet veriyor asit yağmurları. Binaların tarihi eserlerin tahriş olmasına neden olur. Çünkü genelde bizim bu taş toprak dediğimiz şeyler metallerden oluşuyor. Metaller de çoğunlukla asitlerle tepkimeye verir. Yani aşınmasına neden olur. Buna biz kısaca korozyon diyoruz. Korozyona neden olurlar. Bu açıdan da asit yağmurları zararlıdır. Toprağın yapısını olumsuz etkileyerek toprağın verimsizleşmesine, yani çoraklaşmasına neden olur asit yağmurları. Bu yüzden ne yapıyormuşsunuz? NOx ve SOx'li maddelere zararlı gözüyle bakıyormuşsunuz dedik. Peki sera etkisi ve ozon tabakası nedir? Sera etkisine gelmeden önce dünyamızdaki bu atmosferdeki gaz oranlarından bahsedelim. Daha önce de bahsetmiştik, yine de söyleyelim. %72 arkadaşlar, %78'imiz azot gazı, %21 oksijen gazı. Ya hocam hepimizin nefes aldığı oksijen bu kadar az mı? Evet, havanın yaklaşık %5'i oksijen, pardon, 5'te 1'i yaklaşık oksijendir diyoruz arkadaşlar. Geriye kalan %1'lik kısımda ise diğer gazlar, soy gaz olsun, karbondioksit olsun, su buharı vesaire diğer gazlar bulunur diyoruz. Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar atmosferden geçerek ne yapıyor? Yeryüzünü ısıtıyor. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını soğurarak tutar ve yeryüzünün soğumasına ne yapıyordu? Engel oluyordu. Atmosferin ışığı hem tutması hem de geçirme özelliği vardır. Atmosferin ışığı tutması sayesinde yeryüzündeki suların sıcaklığı dengede kalır dedik. Atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisi doğal sera etkisi deniyor. Yeryüzündeki atmosferdeki doğal sera gazları, bakın doğal sera gazları, su buharı dediğimiz H2O, CO2, CH4, N2O, O3 bunlar bizim için doğal sera gazıymış. Ama ne? Sera gazı yine de. Peki bu sera gazı dediğiniz olay ne hocam? Bu Adana'da falan seracılık yapıyorlar. Antalya'da, Anamur'da falan. Bu mu? Hayır, bu değil tabii ki. Sera dediğimiz şey atmosferin işte ısı dengesi. Atmosfer içindeki. İyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil. Düşünsenize sera ne olur? Sıcak olur. Biz yanarız yani. Hatta şurada biraz daha açıklayacağım. Sera etkisi doğal olduğu zaman atmosfere yararlı, çünkü yeryüzündeki sıcaklık dengesini sağlıyor. Ancak doğal olmadığı zaman, yani bizim yabancı diyorum, özür dilerim, kötü kirli gazları kullanmamız, pis gazları kullanmamız ne yapar? Sera etkisi neden olur? Birazdan bu gazların isimlerini tek tek ifşa edeceğim. Şimdi sera etkisi ve atmosferin aşırı ısınması sonucu ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz? Buzullar erir. Buzullar erirse ne yapar?
Deniz seviyesinde olan yerler sular altında kalır. Yaşam olumsuz etkilenir. Okyanuslar yükselir. Kıyı kesimlerde toprak kayıpları neden olur. Ne yapıp suyun altında kalıyor. Mevsim zamanı değişerek ilkbahar erken sonbahar geç olabilir. Allahu alem. Dünyanın bazı yerlerinde aşırı yağışlı olurken bazı yerlerinde kuraklık olmasına neden olabilir. İklim değişikliğinden dolayı bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği azalır. Ve yok olma noktasına gelen canlı türleri de illaki olur. Küresel ısınmaya en çok etkisi olan başta da sera gazları da şunlardır. Bunları bilmemiz lazım hocam. Evet, bunları bilmeniz gerekiyor. 2016 YGS'de de sormuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Karbondioksit, CH4, NO2'lar bunlar zaten doğal olarak da vardı. Yine bunlar sera gazları. Bunun haricinde çok zararlı olan klorofluorokarbon da çok zararlı. Sera etkisi neden olur diyoruz. Hatta bununla alakalı uluslararası bir anlaşma dahi söz konusu, birazdan söyleyeceğim. Bunların CF2, CL2 ve CCL3 ve birlikte de sera etkisi neden olur dedik. Sera etkisine karbondioksitin katkısı %77 gibi bir oran denilmiş. Bu oranı bilmek zorunda değilsiniz. Genel kültür olarak söylem adına söyledim. Gelelim bu CFC'nin dünyada alınan önlemine. Arkadaşlar bu CFC kullanılan gazların azaltılması için dünya genelinde Montreal protokolü şey oldu. İmzalandı. Bu protokol kapsamında klorofluor ve karbonların üretim ve tüketimi yasaklandı. Tamam mı? Bunu da bilseniz güzel olur genel kültürde. Peki, ozon tabakası güneşten gelen yüksek enerjili ve zararlı ultraviyole ışınların soğurarak insan ve diğer canlılar bu zarardan ışından korur. Ancak sen zararlı gazlar kullanarak bu ozon tabakasını delersen, inceltirsen ne olur? Bu güneşten gelen ultraviyole ışınlar direkt senin vücuduna isabet eder. Bu da senin sağlıksız bir birey olmana neden olur. Hocam, ozon tabakasını etkileyen şeyler nelerdir? Spreyler, deodorantlar, aerosoller gibi de kullanılan itici gazlar bizim için ozona, yani parfüm diyor ya, ozon tabakasının delinmesi neden olur, incelmesi neden olur deriz. Şimşek çakması, uçak motorlarının yüksek ısısı nedeniyle oluşan azot oksitler, soğutucularda, buzdolabı kremi kullanılan klorofluorokarbon bileşikleri de bizim ozon tabakasının incelmesine neden olan maddeler arasında yer alır dedik. Gelelim su ve toprak kirleticiler. Başlıca su ve toprak kirleticiler bizim için plastik, deterjan, organik sıvı, ağır metal, pil ve endüstriyel atıklardır diyeceğiz. Bunları tek tek ne yapacağız? Tabii ki işleyeceğiz. Plastikler polimerlerden oluşan polietilen tereftalat, yani pet şişeler, plastik torbalar, poşetler bunlar ne yapıyormuş? Çevreye zararlıymış ve hem çevreyi hem toprağı kirliyor hem de suyu kirliyormuş. Yine deterjanlar suya karıştığı zaman yine suyu kirler. Deterjanını suyla bitki sularsanız bitki kuruyabilir arkadaşlar. Bunun haricinde organik sıvılar dediğimiz alkoller, klorlu hidrokarbonlar, etil asetat dediğimiz, aseton dediğimiz şeyler de organik sıvılarda su ve toprağın kirlenmesine neden oluyor. Ağır metal ve pilleri ne yapıyorsunuz? Çöp kutusuna dahi atmıyorsunuz. Geri dönüşüme veriyorsunuz. Pil ve akü yapımında kullanılan mangan, zinc, yani çinko, kobalt, civa, kadmiyum, nikel, kurşun, krom gibi ağır metallerde toprağa karıştığında kirliliğe neden oluyor. Bunlar toksik ve kanserojendir. Dikkat etmek gerekiyor. Endüstriyel atıklar. Her endüstriyel atığın kendine özgü zarar olmasına karşın en zararlı maddeler solvent, yani su dışındaki çözücü içeren bileşiklerdir diyoruz. Su olsaydı su çözerdi, yine problemi azaltırdı ama su çözemiyorsa yine su kirliliğine çok büyük nedenler olur diyoruz. Metal çözeltileri, haşere ilaçları, boyalar, asitler, alkali metaller bunlar bizim için endüstriyel atıklardır. Altın işte İşleme tesislerinde hidrojen siyanür, kisiyanür de zehirlidir. Karışırsa asit ve zehirleyici etkisinden dolayı tehlikelidir diyoruz. Gübre, çok fazla gübreseniz ne yapar? Toprak yine çoraklaşır. Ve toprakta çok fazla kimyasal birikir. Bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiler diyoruz. Evlerde kullanılan laminat, parke, mobilya ve diğer malzemelerin bulunan formaldehit
Kapalı ortamda salınım, solunum, sindirim sistemi gibi birçok sistem üzerinde zararlı etkileri vardır. Formaldehit vücut hücresiyle etkileşerek toksit etki gösterir diyoruz. Yine gübre ile alakalı gübredeki kimyasalların verdiği burada zarara dair bir küçük bir yazı var. Bunu da okumanızda fayda vardır diyorum. Arkadaşlar zaten sona doğru geldik. Çok fazla bir şey kalmadı. Çevreye zararlı maddeleri etkilerini azaltılması için ne gibi önlemler alınabilir? Bunlara bakacağız. Fabrikalardan çıkan baca gazlarını filtreme, planlı yapılaşmaya sağlanma, ormanları koruma veya yeşil alanı artırma. Bunlar ne yapıyor? Çevre ve kirliliğini engelliyor veya azaltıyor diyoruz. Binanın dış cephe yalıtım malzemeleriyle kaplama kısık kaybını engeller. Hocam ne alaka? Bunu engellerse ne yaparsın? Daha az kömür yakarsın. Hava daha az kirlenir. Veya daha az odun akarsın. Daha az ağaç kesilir. Bu yüzden dış yalıtım önemli midir? Evet, önemlidir. Hava kirliliğine neden olan fosil yakıttan kullanımı azaltılmalı. Yenilenebilir enerji veya işte bu güneş enerjisi, solar enerji falan diyoruz ya, rüzgar enerjisi, bunların kullanılması daha evladır dedik. Konut ve araçların kalorifer sisteminde yanma sistemini geliştirerek yakıtların tam yanması sağlanmalı. Hani egzozlardan falan çok fazla duman çıkıyor. Bunun önüne geçeceksiniz. Su ve toprak kirliliği oluşan plastikler suya ve toprağa atılmamalı. Toplanarak kesinlikle ve kesinlikle ne yapacak? Geri dönüşüm kutusuna atılması gerekiyor. Hatta bununla alakalı İstanbul Belediyesi'nin bir çalışması vardı. Şişeyi götürüyorsunuz. Sizin akbilinize ne yapıyor? TL yüklüyor. Güzel bir proje bence. Siz de katılın. Su ve toprak kirliliği oluşturan plastikler suya ve toprağa atılmamalı dedik. Kanalizasyon suları, fabrikatık suları arıtılarak sulama suyu olarak kullanılabilir. Deterjan üretiminde bakterilerin kolay parçalayabilecek kimyasallar kullanılmalı ki bu sanayilere, firmalara bakan bir cihet aslında. Tarımda topraklar aşırı ve bilinçsiz şekilde gübrelenmemeli. Yani her şeyin aslında zarar mantığından yola çıkarak çok fazla gübrede bizim maddelerimizin kötü, yani mahsullerimizin iyi yetişmemesine neden olur diyoruz. Tamam. Piller çöpe atılmamalı. Ayrı kutularda toparak ne yapıyoruz? Geri dönüşüme gönderiyoruz. Evrensel ve endüstriyel atıkları toprak ve suya kesinlikle atılması önlenmeli. Buzdolabı, klima, çevreye zararlı olan gazlar kullanılmalı. İşte prion gazı gibi. Gerçi şu an prion konusu. Prion neydi? 12'de 12. Bunlar ne yapmalı? Kullanılmamalı veya enerji uç, bunlar kullanılmamalıdır diyoruz. Enerji verimini tüketmek amacıyla az enerji tüketen A+ beyaz makineler var ya, beyaz eşyalar. Bunları kullanabilirsiniz. A++. Bunlar da faydalıdır dedik. Arkadaşlar bunlar böyleydi. Gelelim sorularına. Diyor ki yukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur? Araba egzozlarında ne yapıyor? Çıkan kötü kötü şeyler var. Ama bundan kokular da çok tatlı olmuyor mu ya sizce de? Bunlar çevre kirliliğine neden olur. Fabrika atıkları yine neden oluyor. Kemal Sunal'ın bunlara yakın güzel filmleri vardı hatırlarsanız. Sert sular çevre kirliliğine neden oluyor mu? Hayır, olmuyor. Cevabımız 1 ve 2 dedik. Yukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur demiş yine. Piller, plastikler, ağaç yaprakları kurur gider. Bu olmaz. Cevabımız yine 1 ve 2 olur diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri asit yağmuruna neden olur? SOx'li, NOx'li gördüklerinizde ne yapıyordunuz? Asit yağmuru diyordunuz. Bakıyorsun bu oldu mu? Oldu. Hocam bundan da mı çıkar? Evet, bundan da karbondioksit asit yağmuruna neden olabilir. Olur. Yukarıda yazmıştık ekstradan 1, 2, 3 dedik. Yukarıdakilerden hangileri hava kirletici maddelerdendir? Orman yangınları, duman çıkıyor, kimyasal silahlar yani biyolojik gaz olabilir. Ağır metaller, toprağı kirler, metal ya. Havayı kirleyemezden yani yukarı çıkamaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak dedik arkadaşlar. Bu üniteyi böylece bitirdik. Bununla alakalı şurada kısa bir soru çözümü yapacağım. Daha sonra videomu sonlandıracağım. Konu tarama testine başlayalım. Diyor ki soru 1. Hadi ya, bunların altına cevaplar mı duruyor? Bunların altına cevaplar durması kötü olmuş. Size PDF olarak paylaşırken cevapsızlara paylaşayım. Şuradan bir iki tane soru çözüm de öyle kapatayım, olur mu? Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynaklarından birisi değildir? Denizler ne yapıyor? Tuzlu suların, okyanuslar, denizler en büyük kaynağıydı. Tuzlu suydu. O yüzden denizler tatlı su kaynağı değildir dedik. Tatlı su kaynaklarının azalmasına arıtım sesinden yetersizliği, bilinçsiz su tüketimi, nüfus artışı neden olur mu? Hepsi de alayda neden olur. Doğru diyoruz cevabımız Edene. Su tasarrufu için
Hangiler yapılabilir? Tarımda damlama sistemi kullanılması, salma suyuna göre çok daha önemliydi bu. Temiz su kaynaklarının yakınlarında sanayileşmeye izin vermemek. Sanayiler çünkü ne yapıyor? Suları kirliyor. Yağmur sularından faydalanmak. Evet, bu su tasarrufu için üçü de kullanılabilir. Cevabımız Edirne dedik. Gelelim dördüncü soruya. Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? Organik sıvılar, yapay gübreler, endüstriyel atıklar, bunların hepsini neden olan başlıklar altında işlemiştik. Hatırlarsanız bir 2-3 dakika önce cevabımız Edirne'dir diyoruz. Yukarıdakilerden kaç tanesi toprakta kalıcı kirliliğe neden olur? Piller arkadaşlar, yağmur suları olmaz, tarım ilaçları olur, gazlar toprakta ya da havaya kirler, kurumuş yapraklar, pardon, egzoz gazları da gibi yağmur olarak, asit yağmurlar olarak veya farklı duman olarak yeryüzüne inebilir. O yüzden bunu da kalıcı kirliliğe neden olarak sayabiliriz. Kurumuş yapraklar, hayır, kalıcı kullanan neden olmaz. Kaç tanesi kalıcı kirliliğe neden oldu? 3 mü? Cevabımız Ceyhan'dır dedik o zaman. 6. soru. Çevre dostu olan bir bireyin yargılanan hangilerini yapması gerekir? Pilleri çöpe atmadır. Hayır, pile çöpe atmıyorsun. Bunu ne yapıyorsun? Geri dönüşüm kutusuna veriyordun. Evinde yakıt olarak kömür kullanmalıdır. Mümkünse yenilenebilir enerji kullanmalı. Bu da tercihimiz değil. Cam, kağıt ve plastik gibi atıkları geri dönüşüm kutusuna atmalı. Bravo, iyi bir örnek. Cevabımız yalnız 3. Bursa diyeceğiz. Bunu yapmamız beklenir. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.